Herkese merhaba. Nefis bir şekerpare tarifim var. Mis gibiden pastane usulü şekerpare tarifi. Öncelikle çok lezzetli bir tarif. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Pastanedekileri aratmayacak bir lezzet. Önce şerbet hazırlayacağız. Derin bir tencerenin içerisine şeker ve suyu koyuyoruz. Ve karıştırarak şeker eriyene kadar kaynamasını sağlıyoruz. Şeker eridikten sonra da bir yaklaşık 10-15 dakika kadar kaynatıyoruz. Yoğunlaşacak şerbet. Sonra içine limon suyunu sıkıyoruz ve ocağın altını kapatıyoruz. Şimdi hamuru hazırlayacağız. Önce derin bir kasenin içerisine yumurtanın birini tamamını kırıyoruz. Sonra diğer yumurtanın sarısını ayırıyoruz çünkü üzerine süreceğiz. Akını içine koyuyoruz yine o derin kabın. Sonra içine pudra şekerini ilave ediyoruz. İrmiği ekliyoruz. Bu arada tüm malzeme listesi videonun başında 3. 4. saniyede mevcut. Onu da hatırlatmak isterim. Oda sıcaklığında beklemiş margarini ilave ediyoruz. Ve bir mikser yardımıyla karıştırmaya başlıyoruz. Mutlaka ama mutlaka margarininiz oda sıcaklığında bir süre bekleyip yumuşamış olmalı. Yoksa zaten mikserle çırpamazsınız. Bir süre çırptıktan sonra içine sıvı yağ ilave edip mikserle çırpmaya devam ediyoruz. Şimdi kuru malzemeleri eklemeye başlayacağız. Un ilave ediyoruz ama unu azar azar ilave edeceğiz. Böyle yaklaşık 1-2 su bardağını ilave edip kabartma tozu ekleyeceğiz, vanilya ilave edeceğiz ve mikserle yeniden karıştıracağız bu karışımı. Unu kontrollü olarak ilave edeceğiz mutlaka. Karıştırdıktan sonra mikserle mikser uçlarını çıkarıyoruz. Böyle yoğun bir krema gibi bir karışımımız olacak. Gördüğünüz gibi çok güzel, pürüzsüz bir karışım. Mikserden kurtarıyoruz karışımı ve içine yeniden yavaş yavaş un ilave ederek elimizle yoğurmaya başlıyoruz. Ele yapışmayan güzel bir hamur elde ediyoruz. Hamuru elde ettikten sonra şekil vermeye geldi sıra. Fırın tepsimizi yağlıyoruz. Mutlaka yağlayın. Yağlı kağıt kullanmayın çünkü şerbet de tepside buluşacak. Bu tepsiden 2 tepsi şekerpare çıktı. Onu da belirtmeden geçmeyeyim. Hamurumuzdan böyle cevizden birazcık daha büyük parçalar koparıp uzunlamasına şekil veriyoruz. Gördüğünüz gibi. Yağlanmış tepsiye diziyoruz bunları. Şekil verirken yuvarlak da yapabilirsiniz ama ben böyle pastanelerde satılanlar gibi yapmak istedim. Böyle daha güzel geliyor benim gözüme. Güzelce şekil verdikten sonra onları üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Ve bir çatal yardımıyla şekil veriyoruz. Üzerini çiziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Sonra şerbetle buluşturacağız. Bildiğiniz gibi şerbet soğuktu. Tatlımız sıcak olacak. Sıcak tatlının üzerine şerbeti döküyoruz. Ve çekmesini sağlıyoruz. Bir süre bekliyoruz. Çektikten sonra da dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.